Bir konuşma yapacağım. Ya. Ondan sonra maçı izleyeceğiz ve meziye tadacağız. Sefilleri yazan Victor Hugo'yu çağırın. Halimizi görsün. O kitabı tekrar yazsın. Koyar dedim bu çocuğu. Türk hikaye ve roman yazarı, Türk edebiyatının köşe taşlarından biri olan Sait Faik Abasıyan'ın mezesini yapacağız. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker oda sıcaklığında suya katıp karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımıza emin olduktan sonra çalı fasulyesi, yok efendim ben fasulye sevmiyorum, yok efendim meze mi olur fasulyeden, kesinlikle duymak istemiyorum. Bu tarifi muhakkak yapıyorsunuz. Tarifin sonundaki meze tadımını ve iddia tahminlerini sakın kaçırmayın. Çalı fasulyelerini temizlemeliyiz. İlk başta hemen bir aparatla şu kılçıklarını, iki tarafını temizleyip ve iki tarafının ucunu kesiyoruz. Ve böylece tamamen temizlemiş oluyoruz. Haşlanmaya hazır duruma getiriyoruz. Ben diğerlerinin hepsini daha önceden temizlediğim zaman kaybetmemek için su kaynadığı anda hemen fasulyeler suyun içine. Hemen suyun içine. Burada en önemli tek haşlama süresi 8 dakika haşlıyoruz. 8 dakikaya geçmesin. 8 dakika yeterli. Hemen bir kap. Sosunu yapalım. Turşu. Burada 300 gram çalı fasulyesi için salatalık turşusu kullanmalıyız. Ama benim turşularım çok büyük olduğu için 2, 4, 6, 7, 8 tane yeterli. Başlarını kesip temizleyip daha sonra ortadan ikiye kesip şerit şeklinde, jülyen şeklinde ince ince kesiyorum. İnce ince kesin. Aynen böyle. Bakın hemen hemen hepsi aynı boyda ve aynı oranda. Geri kalan turşuları da hızlı hızlı aynı boyda ve oranda kesiyorum. Turşular hemen yapacağım sosun içine. Sarımsak, tamamen lezzeti burada sarımsaktan alacağız. Daha önceden közlediğim ve közledikten sonra zeytinyağının içine attığım 2 tane sarımsak. Eğer közlediğiniz sarımsak yoksa, zeytinyağının içine attığınız sarımsak yoksa normal 2 tane sarımsak kullanabilirsiniz rendeleyip. Sarımsakları közlendiği için çok kolay eziliyor gördüğünüz gibi. Hemen eziyorum. Ezdikten sonra hemen sos malzemesinin içine yolluyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı. Unutmayın. 8 dakika sonra haşlandı. Tam istediğim gibi fasulyeler. Ve hemen suyunu akıtıp bir kaba alıyorum. Fasulyelerin renginin solmaması için soğuk su, eğer suyunuz yeterince soğuk değilse buz da ekleyebilirsiniz. Böylece rengi solmayacak, görüntüsü çok şık olacak. Ve baharatlarla lezzetlendirmeye devam edelim. Kırmızı toz biber 1 çay kaşığı, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve tuz. Burada lezzet ufak detaylarda saklı. Kademe kademe gideceğiz. Böylece mezeniz çok lezzetli olacak. Hepsini bir anda karıştırmayacağız. Baharatları karıştırdıktan sonra süzme yoğurt. Marka göstermiyorum genelde ama artık bundan sonra fiyatı uygun olan markaları göstereceğim. Herkes faydalansın. Şu an piyasadaki en ucuz süzme yoğurt ve lezzetli. Şöyle 4 yemek kaşığı, 5 yemek kaşığı süzme yoğurt. Bir su bardağı gibi düşünebilirsiniz miktarı. Hemen karıştıralım. Koray, hepsini bir anda katsak, karıştırsak fark eder mi? Lezzet olarak çok fark eder. Hemen karıştırdıktan sonra köşeye alıyorum. Suyunu süzdüğüm, soğuttuğum, pişmesini kestiğim çalı fasulyelerini hemen bir peçeteye alıyorum. Buradaki önemli nokta, ne kadar kurutursanız o kadar lezzetli olur ve sosunuza yapışır çalı fasulyeleri. İyice kuruttuktan sonra hemen isterseniz uzunlamasını, isterseniz benim yaptığım gibi ortadan kesip daha sonra kestiğiniz parçaları ikiye kesebilirsiniz. İnce, uzun, jülyen parçalar elde ediyoruz. Buradaki önemli nokta, fasulyelere zarar vermeden aşağıdan yukarı doğru narin bir şekilde karıştıracağız. Fasulyeler parçalanmamalı, içinde dağılmamalı.
İyice karıştırdıktan sonra artık zeytinyağı ekleyebiliriz. Miktar size kalmış. Bolca zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ve tekrar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra artık servis tabaklarına alalım. İki tabak yapacağım. İyice tabağa yaydıktan sonra üstüne pul biber, tamamen isteğe bağlı. Hem görüntüsü güzelleşsin hem de lezzet versin diye. Ve üstüne zeytinyağı, istediğiniz miktarda dökebilirsiniz. Bolca zeytinyağı. Ve nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız roman gibi oldu. Abası yanık, Sait, Faik abası yanık mezesi yaptık. Mutlaka bir kez de olsa tatmalısınız. Roman gibi bir meze size. Evet, maç başladı biliyorum. Barbaros, şunu al bakalım. Ya abi maçı da kapat. Bir dakika, daha önemli maçlar. Meze dersiniz ona. Ali abi itirazın yoktur sen herhalde. Mezeler karşısında maç daha önemli de, önemsiz tamam, değil tamam, mi? Tamam, abi tamam hadi arasına. Maç. Bir konuşma yapacağım. Ya. Ondan sonra maça izleyeceğiz ve mezeyi tadacağız. Tamam. Diyorsun. Sefilleri yazan Victor Hugo'yu çağırın. Halimizi görsün. Görsün. Perişanız. O kitabı tekrar yazsın. Evet. Var varız. Bakın bakanın tadına. Afiyet olsun. Tamam açacağız maçı. Çabuk. Aç abi aç. Bir tadına bakın. Aa. Ses maç. Telif yemeyelim. Ben... Ali abi ilk önce sen. Bu ne abi? Fikrini ciddi fikrini söyle. İçindeki de söyleyeyim mi tahmin edebilecek misin? Çok tamam, güzel oldu. Samimi misin? Vallahi. Çabuk bak Barbaros söyle söyleyeceğim. Bak sen söyleyeceksin. Abi. Abası yanık abimize teşekkür ediyoruz bu meze için. Victor Hugo'yu unutmayın. İsmini verdiğinden dolayı tekrar teşekkür ediyor. Gerçekten söyle. Gerçekten Barbaros nasıl buldun? Vallahi. Ali abi sen? Abi süper tam böyle soğutma dakikasında vallahi. Turşu, sarımsak. Victor Hugo halimizi gör. Geçti mi sınavı? Harika. Maç ne olur Barbaros? Maç ne olur Gürcistan? 3-1, Türkiye maçı. 3-1. 3-1 kim? Ali abi. Türkiye tabii. 3-1 Ali abi Türkiye diyor. Barbaros? Valla ben de 1-0 olsun bizim olsun da aman düzgün başlıyorum. Ne mutlu ama Türk'üm diye diyorum. Zaten Arda'nın bir dakika. Bak bu maçta dakika kaç? Dakika 4. Bu maçta zaten Arda'nın bir golü var. Arda! Sana. Ya vallahi helal olsun. Ali abi. Çok güzel gol abi. Bu sevinç iddiada Arda Güler gol atar sevinci. Ben bu tanırım. Ben bunu tanırım. Ne dedik 3-1. Şaşmaz. Ne dedim abi 3-1. Tuttu mu tutmadı mı? 3-1. Biliyorum siz yazdınız. Konuş bu gece. Yok bu gece abi ne dediysek o. Bir Victor'a takığım abi bu gece. Abi ne dediysek o. Arda ne dediysek o. Victor duy sesimizi. Arda atar dedin. Arda atar dedin. Arda atar dedin. Tamam abi. Allah'tan iddia yapmıyorum.